Rikşaya bindik, yola çıktık abi. Delhi'nin sokaklarına vurduk kendimizi. Hello, how are you? You are. Wow. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi de Garudvara Bangla sahip Sih Tapınağı'na geldik. Burada başımıza böyle bir şeyler taktılar. Şimdi burada tabii değişik kültürler var. Bazı yerlerde etek takıyorlar. Bazı yerlerde başınızı örtüyorsunuz. Ayakkabılarımızı çıkarttılar. Burayı bir gezeceğiz. Hep beraber size ufak da olsa bilgiler vermeye çalışacağım. Ayakkabılarımızı şuradaki dolaplara koyduk. Şimdi hep beraber dışarı doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size biraz ufak da olsa bilgi vermeye çalışayım. Garudvara Bangla sahip tapınağı 1783 yılında Sih General Sardar Bagel Sih tarafından küçük bir türbe olarak ilk önce inşa edilmiş. Tabii aynı yıl Delhi'deki 9 Sih tapınağının yapımını Babür döneminde kontrol etmiş. Yani Sih General Sardar Bagel Singh Dhaliwal, yani bunun ismi bu kadar uzun bir isim, küçük bir türbe olarak inşa edilmiş, yapılmış ve Delhi'de 9 Sih tapınağını yönetimini de elinde bulunduruyormuş. Yani kontrolünü de elinde bulunduruyormuş. Tabi burada Hindu inancına sahip değil buradaki insanlar. Buradaki insanlar Sih. Hindistan'da zaten değişik inançlar hüküm sürmekte. Bu Sih tapınaklarında genellikle böyle yardım faaliyetleri iyi bir şekilde yürütülüyor. Yani insanlara yemekler falan yapılıyor. Tabii herkes gönüllülük esasında da çalışıyor burada. Yani kimisi patates soyuyor, kimisi soğan soyuyor. Bunun yanında birileri kendi bütçelerinden, kendi ceplerinden bir şeyler veriyorlar. Buraya gelen insanlar buralarda yemekler yiyorlar. Şimdi ben şurayı da size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir yer var. Yani tapınağa girerken, çıkarken buradaki bölümde ayaklarınızı muhakkak ıslatmanız gerekiyor. Zaten bize de böyle ayakkabılarımızı çıkarttılar. Çoraplarımız dahil. Çoraplarla da girmeye müsaade etmiyorlar arkadaşlar. Böyle buradan şimdi bu suyun içine gireceğiz. Ayaklarımızı böyle bir yıkadıktan sonra sol taraftan yukarı doğru basamakları çıkmış olacağız. Tabii dönüşte de sağ tarafı kullanacağız. Tekrar ayaklarımızı yıkayacağız. Ama burası temiz bir yer. Güzel bir yer. İçeride de tabii ilahiler falan okunuyor. Bunların kendi ilahileri. Müsait olursam, fırsat bulabilirsem tabii çekmeye çalışacağım. Gönül isterdi ki size de buradaki ritüelleri, buradaki yerleri bir göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi rehber arkadaş diyor ki burada diyor video çekme diyor. Çünkü kızarlarsa diyor bizi çıkarırlar tamamen. O yüzden biz video çekimini durduracağız. Şimdi hep beraber içeriye gireceğiz. Yani keşke müsaade etselerdi, size görüntüleri gösterebilseydim arkadaşlar. Picture possible to take? Ha? Yeah, picture you can take. Not a picture. Ah, a picture. Ah, picture. Ah.
Hah. Arkadaşlar burada video çekmek yasak normalde, izin vermiyorlar fakat biz böyle kısa bir video halinde izin aldık. Şimdi çekmeye çalışacağız sizlere. Arkadaşlar içeride normalde müsaade etmiyorlardı. Fakat biz bir izin istedik. Kendilerinden rica ettik. Küçük bir video halinde çekebilirsiniz dediler. Biz de onun için böyle kısa bir video çektik. Burası bir Sih ibadethanesi. Şöyle gösteriyoruz arkadaşlar sizlere. Şu kapıdan geldik. İçeriye girdik. Buradaki kapıdan da arkadaşlar çıkış yaptık böyle. Arkadaşlar burası da kutsal balıkların olduğu yer. Burada balıklar var böyle bakın. Genellikle şöyle beyefendinin yaptığı gibi mesela kendi yüzüne gözüne böyle sürüyorlar. Bakın mesela hanımefendiler de böyle gelip buradaki kutsal saydıkları suyu kendi yüzlerine gözlerine böyle sürüyorlar. Bakın ayaklarının uç kısımlarını hafiften suya koyuyorlar. Hem ayaklarına döküyorlar hem ellerini yıkayıp sonra da böyle bir nevi bir dini vecibe gibi burada vazifelerini görüyorlar. Gizli çekimler yapıyoruz. Çünkü her gelen muhakkak bir yerde stop yaptırıyor yani abi çekme diyor. Kutsal pilav dağıtılıyor. ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ
Burada yemek yemek için sırada bekleyen insanlar. Burada ücretsiz yemek veriliyor arkadaşlar. Bunlar yemek için bekliyorlar. Biz aslında içerideki yemekhaneyi göstermeye çalışacaktık. Fakat yaklaşık bir saat falan yemek için beklememiz gerektiğini söyledi arkadaş. Kutsal damacananın suyu. Yani gelip buradan, buradaki kutsal suyu içiyorsunuz arkadaşlar. Tabii biz içmiyoruz. Beyefendiler tabakları böyle bir iki sudan geçiriyorlar. Bir de buradaki insanlar gelip buradaki sudan içiyorlar. Bakın dolduruyorlar böyle. Tabii biz gizli çekim yapıyoruz. Yani normalde müsaade edilmiyor. Ama böyle gizli gizli bir çekelim istedik. Aslında normalde böyle gizli çekmek çok hoşuma giden bir şey değil ama hani burada da görüntüleri kaçırmak istemiyorum. İstiyorum ki hani buralara gelmemiş insanlar da buraları görsünler istiyorum. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Satın al, satın al, satın al ci. Baykır, baykır, baykır ci. Baykır, baykır, baykır ci. Satın al, satın al, satın al ci. Baykır, baykır, baykır ci. Baykır, baykır, baykır ci. Burada bir çekeyim istedim. Yani bunları böyle takıp kafanıza içeride rahat bir şekilde dolaşım yapabiliyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz içeride. Tabii burada aynı zamanda pirinçler falan alarak da yani buradaki değişik pirinç, gıda malzemeleri alarak tapınağa bağışta da bulunabilirsiniz. Ben şuradaki satılan gıda ürünlerini de size göstermeye çalışayım. Burada böyle şeyler yapılıyor. Gelip buradan karnınızı doyurabilirsiniz. Tabii masala çayı falan da var burada. Bakın burada da böyle şekerler falan var böyle güya kutsal. Bunları da size göstermeye çalışayım ben.